Şimdi bir ma görebilirsiniz daha iyi. Evet, sabahından hepinize merhaba arkadaşlar. Kalktık. Şimdi bir markete gideceğiz. Aslında bütün malzemeleri aldık toplu şekilde ama gene bazı küçük şeyler her zaman alınmıyor. Yani öyle stoklayayım diye bir şey yapamıyorsunuz. Almanız gerekiyor. Onlara bir bakacağız. Ahmet'le gideceğiz. Sonra da artık bugün gezmeye başlarız herhalde. Dün gerçekten bir yorgunluğumuzu attık. Artık bugün gezmeye başlarız. Evet, kahvaltımız yavaş yavaş hazırlanıyor. Şimdi ben bulaşıkları yıkadım. Ahmet de sucuklara doğru doğramasında. Evet, biraz sonra daha da şekil alacak kahvaltım. Evet. Keyifleri var mı? Ağızlara layık kahvaltımız hazır. Tuna içeceğimi doldurdum. Tamam. Evet, artık Artvin'in ikinci gününde yola koyuluyoruz. Evet, Karagöl'e geldik. Göl aşağıda. Şimdi aşağı doğru yürüyeceğiz. Giriş ücreti normal arabayla gelirseniz 15 TL. Yürüyerek gelebilir misiniz bilmiyorum. Gelirseniz kişi başı 5 TL. Araç büyüdükçe fiyat da büyüyor. Aynı şey gibi yapmışlar. Ayder yaylası gibi yapmışlar. Burası da ücretli yani. Yaprak salatım abi. Evet, Karagöl'ü bitirdik. Şimdi yukarıya arabamıza doğru çıkıyoruz. Kaynak suyumuzu da içtik. Tamamdır, sıkıntı yok. Şimdi gideriz, üstüne bir de yemek yeriz. Hadi eyvallah. Evet, biraz araba kullandıktan sonra Ahmet'in uykusu geldi. O yüzden arabayı devraldı. Benim de işime geldi aslında. Ne zaman diyecek diye bekliyordum. Ve şimdi yola devam ediyoruz. Karagöl'ü bugün bitirdik. Tarık'ın ısmarladığı magnumları afiyetle yiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ahmet'teki mutluluğu görebilirsiniz. Benim sayemde yiyorsunuz şu anda. Çok cömert bir insanım ben. Yani daha iş karıştırma kanka. Tamam. Evet, yemek hazırlığına başladık. Evet, Tarık yıkamadan domates kesecekti. Ahmet hemen yakaladı onu. Evet, sizce akşam yemeğinde ne var? Tabii ki de tavuk var arkadaşlar. Yine tavuk yiyoruz, yine soğanlı. Evet. Ahmet'ten yine ders başladı. Dün kaçırmıştık, bugün dersi dinliyoruz yakından. Gördüğünüz gibi başı böyle çıkartıyor domatesin. Evet. Bakalım Tarık yaşayacak mı? Evet, Tarık'tayız. Tarık kesiyor. Güzel kesti. Evet, böyle. Yemek hazır olunca tekrardan birlikte olacağız. Yuvarlak kesilenin... Evet, sabahına kalktık arkadaşlar. Artvin'de böyle çok gezecek yer olmadığı için böyle bir yer gezip geliyoruz, dinleniyoruz, gezip dinleniyoruz. Bugün bakalım nereye gideceğiz, daha onu kararını bile vermedik. Kalesi var galiba, merkezi oraya gideceğiz. Belli olmaz bir tarafa. Evet, bulaşığı neredeyse hallettik. En azından yiyeceğimiz kadarını hallettik. Şimdi yumurtalarımız birazdan hazır olacak. İlkten tabii ki de sucuğun kızarmasını bekliyoruz. Çay zamanımız var ama çay hiç yapmadık. Evet. Evet, kahvaltımız hazır. 2 günlük peynir, 4 günlük zeytin, domatesler taze ve sucuklu yumurta. Selamünaleyküm.
Sen var yine her tarafını batırıp çocuk gibi atacağım yerken. Evet, bak, bugün eski gezi videolarımızı anıyoruz. İzmir Part 2 videosu. Tut Tarık kanka, oradan bize çek şöyle. Merakını çekeyim. Zaten hatıra olarak vardır kanka. Hatıra değil bu, gelecek herhalde. Bunu alalım. Sen çek bizi. Şeye, ben bunu keserim. Orayı kes kanka. Evet. Evet, izlemeye devam edelim. Klasik pozu. Klasik pozu ya kanka, ben öyle. Evet, klasik Tarık pozu, ben de aynısını veriyorum. Ve videodayız. Mükemmel ya. Şimdi bugün de bir saat... Bugün de gene dinlenme günü gibi bir şey ilan ettik arkadaşlar. Gene çok gezmedik. Bugün de böyle bir yattık. Çünkü daha burada çok günümüz var ve Abdül'ün o kadar gezinecek yeri var. Ama o kadar gezinecek yeri yok. O yüzden bugün de bir dinlendik. Şimdi Ahmet ve Tarık çıktılar. Ekmek falan alacaklar. Yemek yapacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Valla bu ev bir şey oluyor ya, yemeğin şeyi artıyor en azından, değişik şeyler yapabiliyoruz, böyle meze tarzı falan şeyler yapıyoruz. Ağzımız biraz daha farklı tatlar görüyor en azından. Yoksa hep yumurta, hep makarna olmaz yani. Evet, onları bekleyeceğim tabii ki de. Yapacak bir şey yok. Ben de bir duşa girdim, kendime geldim ya. Valla acayip. İşte mesela bu duş işi de çok şey oluyor. Mesela dışarıda çok zor oluyor. Geçen senelerde mesela Ege turu yaptığımızda ne bileyim böyle bidonundan birisi su atıyor, diğeri kafasını yıkamaya çalışıyor ben. Öyle sorunlar yaşıyorduk. Bu yıl biraz daha o konuda iyi oldu. En azından duş imkanı çok bulabileceğimiz yerlerde kaldık. Bu da bayağı iyiydi yani. Evet, bugün akşam yemeğinde bayağı bir yeniliğe gittik. Efsane, ağızlara layık, harbiden. Harbi bir masa yaptık. Vallahi humusu, acılı ezmesi, rus salatası, turşu. Bu da kırmızı biberden bir şeyden unuttum. Bu da şeyden, biber turşusundan. Sarma, beyaz peynir, vallahi her şey var. Müthiş bir şey oldu, acayip. Dedik arasında bütün soğuk ürünleri alalım, şöyle bir serinleyelim, bir yiyelim ya. Şöyle bir doya doya yiyelim dedik yani, makarnadan, yumurtadan bıktık artık. Evet, bugün sabahından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir farklılık yapacağız ve... kendimizi artık evde yapmayı bırakıp böyle restoranda bayağıdan beri bir çorba falan içmedik ya. Arkadaşlar ya, bir çorbaya hasret kaldık yani, çorba içmeye ya da ev yemeğine. Böyle bir çorba içeceğiz, ev yemeği falan yiyeceğiz. Artvin'de çorbacıya doğru ilerliyoruz. İlk defa sıcak bir çorba geçirme heyecanı var. Evet, ilk defa bir sıcak, boğazımızda sıcak bir çorba geçirdik. Evet, şu an acayip heyecanlıyız, o yüzden hadi bakalım. Evet, çorbacıya geldik, şimdi siparişimizi verdik. Bekleyeceğiz, Artvin merkezdeyiz şu an. Biz var ya, geçenlerde merkeze gitmemişiz yani tam. Asıl merkez buralar yani. Evet, çorbalarımız da geldi. Şunu söylemek gerek, bayağı sunum çok güzel. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Çorbadan sonra çay keyfi. Herkes telefonlara gömüldü, evet. Evet, çorbacıdan çıktık, çayımızı da içtik. Sonra da bize tatlı ikram ettiler. Sağ olsunlar. Şimdi de tatlı tatlı dolaşmaya devam. Çarşı içine şu şekilde asansörler yapmışlar. Bu da bayağı iyi olmuş yani. Yani bayağı iyi düşünülmüş. Hatta artı bir verdik buradan Artvin'e. Ama tabii şehir yapılanması da bunu gerektiriyor. Çünkü böyle tepeye doğru kurdukları için otomatikmen asansör olması iyiymiş yani. Çorbadan artı bir, asansörden artı bir. Kaldı 8. Evet, arabaya bindik. Bugün çok gezmedik. Bu yüzden ben kendimi çok kötü hissediyorum. Yani iyi değilim. Hastayım. Derdik. Dedim biz görev. Ben hastayım, ne yapalım falan. Onlar da biz de gezmeye kalmasını dediler. Yarın, yani bugün gezeceğimizi yarın da birleştireceğiz. O yüzden ne yapacağız? Yarın normalde hani öğlen kalktığımız için şimdi sabahtan kalkacağız. Öyle olmuş oldu yani. İki günü bir günde birleştireceğiz gezilecek yerleri yani. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Eve geldik. Şimdi evi yavaştan biraz temizleyeceğiz. Çünkü biraz fazla batırdık. Artık bizim de yaşayamayacağımız seviyede yani. Şimdi temizleyelim biraz. Sonra zaten akşam evine gideriz dışarıya. Evet, temizlik bitti. Şimdi manzaramıza karşı dinleniyoruz. Çünkü bokumuz çıktı, ev gerçekten berbatmış. Yani biz berbat yaptık yani. Evet, şu an hazırlanıyoruz. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Tatlış bir yemek. Şu an herkes çok heyecanlı. Birazcık geç şey, midesine kıyma, evet, girecek Tarık. Uzun, söylemek istiyorsun. Uzun bir aradan sonra lahmacun yiyeceğiz. Evet, içinde ne var söyle bakalım. Kıyma. Aynen. En önemli malzeme. Hiç yemediğimiz şeylerden birisi olduğu için şu an acayip heyecanlıyız. Ahmet bizden daha da heyecanlı gibi. Yok. Oğlum ben şeylerdi. Sıkıntı ortak paradan yemek yiyemediğimiz için zaten Trabzon'da böyle kendi cebimize yiyoruz ya, hep öyle şeyler yiyoruz kanka.
O zaman tek ben çok heyecanlıyım. Evet. Ben de heyecanlıyım ama. Sen de heyecanlısın. Evet. Bir dakika, bir daha gelelim. Ağzıma sokmuş. Evet, heyecanlı. Yok kanka, geniş açı ya, ağzına sokmuş gibi olmuyorum. Evet. Çekimlerde göreceksin editleyince. O kadar acıktık ki çekemedim, yapacak bir şey yok. Bitince çekmek zorunda kaldım. Unuttum. Hayır, unuttum, açlıktan unuttum. O kadar şey yedik, doymadık, bir de şoka geldik. Gerçekten inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Hala bir şey yiyelim diyorlar. Yani bıktım gerçekten. Oğlum çok da bizim gibi bağırıyordunuz. Evet, dondurmamızı yedik. Yemeğe devam ediyoruz. Bugün baya baya yiyoruz. Nevalimizi açtık şimdi de. Bugün milli maç günü. Tam şekil yapacaktım, reklama girdi. Evet. Teşekkürler. Ya arkadaşlar, Amigo'da çitosu şey. Evet, Amigo'dan Ruffles'a şu an Ruffles'a geçtik. Bir yükselme var. Ahmet bugün orgazm yaşıyor. Boşluk. Aa, yemek sepeti reklamı. Biz bana sponsorumuz. Biz yani yemek sepetine yemek gidip çok konuşuyorum burada. Yok, ben şey offroad'da ana sponsorumuzdu ya. Aha. Yemek sepeti var var. Evet. Günün sonuna geliyoruz. Artık gün bitti. Ben yatıyorum. Yarın büyük gün. Yarın bayağı bir yer gezeceğiz Artvin'de. O yüzden erkenden uyumak.